Hematoloji ve onkoloji doktorlarının %50'si normal çalışma saatlerinden daha fazla çalışmaktadır. Ve bu doktorların %43'ü yaşadığı iş yükü ve stresten dolayı tükenmişlik sendromuna yakalanmaktadır. Ülkemizde hasta ve doktor arası oluşan davaların %38'i yanlış veya geç teşhisten kaynaklanmaktadır. Bu rakamlardan da açıkça gözlemliyoruz ki doktorların teşhis sürecini kolaylaştıracak ve tanı kararlarını destekleyecek bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Biz de tam olarak bu ihtiyaçtan yola çıkarak kan analiz yazılımı iş fikrimizi hayata geçirdik. Merhaba, adım Yağız Alp Yılmaz. Merhabalar, ben Savaş Nehri. Merhabalar, ben Fadime Demir. Ben Halil İbrahim Şahan. Merhabalar, ben Salih Yalçın. Neosoft'un kurucu ortağı ve ekip lideriyim. Geliştirmekte olduğumuz yapay zeka destekli kan analiz yazılımı, lösemi ve benzeri kan hastalıklarının teşhisinde hematoloji ve onkoloji uzmanlarına yardımcı karar destek sistemidir. Temelde doktorların bu süreç boyunca değerlendirmiş olduğu 3 temel veriyi tek platformda bir araya getirerek yapay zeka ile analiz ediyoruz ve doktorlara bu süreç boyunca karar destek sistemi sunuyoruz. Hematolojik hastalıkların tanı sürecinde 3 ana tıbbi veri incelenir. Öncelikle bir hematolojik hastalık şüphesi taşıyorsanız doktora gittiğinizde doktor ilk olarak size bir kan testi yaptırmanızı ister. Genellikle birçok hastalığın erken belirtileri daha ilk semptomlar oluşmadan önce bile kan testinde kendini gösterir. Birçok parametre değeri normal aralığın dışında olduğunda genellikle kan testi sonuçlarının yorumlanması giderek zorlaşır. Kan test sonuçlarını doktor inceledikten sonra bir de kan numunenizi mikroskop altında incelemek ister. Kan numunesinde de kanserli hücreleri veya hücrelerdeki sayıcı artış veya morfolojideki değişiklikleri inceler ve bunları tespit eder. Bu yaklaşık bir hastada yarım saat kadar sürebilmektedir. Çünkü hücre yoğunluğu fazladır ve her hücrenin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir. Bu esnada da hücreler yanlış tespit edilebilir veya gözden kaçabilir. Dolayısıyla da hatalı tanıya sebep olabilir. Genellikle mikroskop incelemesinden sonra hastalığa dair bir ön tanı oluşabilir. Fakat tanının kesinliğini arttırmak ve farklı alt türlerini de tespit edebilmek için flowstomy verilerinde değerlendirilmesi gerekir. Fakat bu verilerin değerlendirilmesi oldukça zordur çünkü ciddi uzmanlık ve tecrübe gerektirir. Bu süreçte 3 ana problemle karşılaşıyoruz. Bunlar tanıya harcanan zamanın, iş yükünün ve yanlış test ihtimalinin fazla olması. Kan analiz yazılımımızda temelde 3 adet modül bulunmaktadır. İlk modülümüz laboratuvar test analiz modülü. Bu modülümüzde hematoloji, immünoloji, biyokimya gibi laboratuvarlardan gelen sayısal tabanlı verileri makine öğrenmesi yöntemleriyle işleyerek anormal verileri tespit ediyoruz. Geçmiş verileri de değerlendirerek o değerin gelecekte olması muhtemel değerini tahmin etmeye çalışıyoruz. Böylelikle bir hastalık oluşmadan önce prognostik yaklaşımımızla önceden tahmin ederek doktor yardımcı bir karar destek sistemi sunuyoruz. İkinci modülümüz olan hücre tanıma sistemi modülünde ise manuel mikroskop işlemini tamamen ortadan kaldırarak tam otomatize bir tarayıcı sistem kuruyoruz. Bu otomatize sistem 2 ila 5 dakika içerisinde bütün numuneyi tarayarak doktorun ekranına yansıtıyor. Sonrasında bu numune bilgisayarlı görü algoritmalarını çalıştırdığımız yapay zeka modelimize verilerek hücreleri tek tek segmente ediliyor ve hücrelerin yoğunluklarına ve sayılarına ayrıştırılıyor. Üçüncü modülümüz olan flowstometri analiz modülünde ise sayısal ve grafik tabanlı verileri işleyerek hastalığın alt türlerini tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu 3 analizi kan ehliyet sistemi adı verdiğimiz bir sistemde tek çatı altında topluyoruz. Kan ehliyet sistemi hasta verileri tahmin eden, geçmiş verilerde değerlendiren, o değerin gelecekte olmasını muhtemel değerini tahmin etmeye çalışan ve hastalığı önceden tahmin etmeye çalışan bir öngörü sistemi. Bizler ürünümüzle birlikte manuel mikroskop işlemini tamamen ortadan kaldırarak bu işlemi tam otomatize bir tarayıcı sisteme gerçekleştiriyoruz. Totalde 30 dakika kadar sürecek olan bir inceleme süresini 2 ila 5 dakikaya kadar indirmeyi hedefliyoruz. Hastane başına gereksiz test maliyetlerini ortadan kaldırarak yıllık 1 milyon dolar kadar tasarruf etmeyi hedefliyoruz. Özetle daha hızlı işlem, iş yükünde hafifleme ve yanlış teşhis ihtimalini de azaltmayı hedefliyoruz. Bizler 2021 yılında TÜBİTAK BİG desteğiyle kurularak şirketleştik. Aynı yıl Erciyes Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nden ve Kayseri Şehir Hastanesi'nden etik kurul onay iznimizi alarak hasta verilerini toplamaya başladık. 2022 ile birlikte MVP prototipimizi, ilk prototipimizi %92 doğrulukla ortaya çıkardık. 14 farklı ülkeden 60 doktorla görüşerek projemizde bazı revizyonlar gerçekleştirdik. Ülkemizde bulunan 2 farklı hastane bilgi yönetim sistemi yani HBS firmasıyla anlaşma sağlayarak projemizin pazar açılış sürecini kısalttık. 2023 ile birlikte ticari prototipimizi minimum %95 doğrulukta ve minimum 100 bin veri işleyerek ortaya çıkarmayı düşünüyoruz. Ve bu yıl CE sertifikasyon sürecine başlamayı hedefliyoruz. 2024'ün 3. çeyreğiyle birlikte de ilk satışlarımızı 3 hastaneyle başlamayı hedefliyoruz.
Merhaba, adım Yağız Alp Yılmaz. Nevasoft'un kurucu ortaklarındanım. Ekip liderimiz Salih'le beraber yaklaşık 3 senedir hematoloji alanında proje geliştiriyoruz. Ben şu anda Nevasoft'ta yapay zeka destekli kan analiz yazılımı projesinde pazarlama ve idari işlerden sorumluyum. Üzerine çalıştığımız kan analiz yazılımı projesi, hastane bilgi yönetim sistemi firmalarıyla yaptığımız görüşmelerde çok ciddi geri dönüşler aldı. Ve bu konuda hastanelerde bir takım denemeler gerçekleştirdik. İlki Kayseri Üniversite Hastanesi'nde ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde. Buradaki HBYS firmalarının kurmuş olduğu sistemlerde kendi yazılımlarımızı entegre ederek almış olduğumuz sonuçlar gayet olumlu şekilde tarafımıza geri dönüş oldu. Bu da bizi ilk etapta HBYS firmaların da ülke genelindeki bulunmuş oldukları hastanelerin sayısı ve hesaplamalarımız sonucunda piyasaya çıkışımızla beraber %10 pazar payını çok kısa sürede elde edebileceğimiz öngörüsüne sahip olduk. Akabinde orta vadede, yani kendimiz için 5 yıllık bir süre içerisinde de Amerika pazarına açılıp burada da ilk etapta %5'lik bir pazar payına sahip olmayı hedefliyoruz. Kan analiz yazılımı içerisinde bulunduğu in vitro diagnostik pazarı global ölçekte 112 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip. Diğer tıbbi tanı ve teşhis sistemleri de yaklaşık 5 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip. Bizim içerisinde bulunduğumuz kan analizi sistemleri ise yaklaşık 200 milyon dolarlık bir pazar hacmine sahip. Ülkemizde tanısal görüntüleme alanında yaklaşık %26'lık bir pazar büyüklüğü bulunuyor. Ortalama 1.2 milyar dolarlık bir pazar hacmi olduğunu düşünüyoruz. Ürünümüzü geliştirdikten sonra piyasaya hazır hale geldiğinde lisanslamayla veya aylık kiralama, bir diğer olarak da işlem başına ücret olarak ürünün satışını hedeflemekteyiz. Ben Halil İbrahim Şahan, biyomedikal mühendisiyim. 2019 yılında TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı'na bir proje yazdık. Bu proje kan boyama cihazı projesiydi. Bu proje aynı zamanda şu an çalıştığımız kan analiz yazılım projesinde de bir ilham kaynağı olmuştur. Kan boyama cihazı projesinde belirli protokollere göre hastadan alınan kan numunelerinin boyanması sağlanır. Manuel olan prosese alternatif bir otomatik prosestir bu. Şu anda kan boyama cihazı projesinde de ilk prototiplerimizi tamamladık. Sertifikasyon tarafına geçmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda bu proje kan analiz yazılımı içinde bir ilham kaynağı olmuştur. Ekip birçok farklı disiplinden kişiler içeriyor. İçinde yazılım, elektronik donanım, mekanik tasarım üzerine çalışan kişileri barındırıyor. Aynı zamanda mühendislik dışında muhasebe ve iktisat üzerine çalışmalar yapan arkadaşlarımız var. Aynı zamanda hastane tarafında da doktorlarla beraber çalışıyoruz. O yüzden teknik olarak hem hastane tarafında, yani işin tıbbi tarafında, hem de mühendislik tarafında ekibimize güveniyoruz. Merhabalar, ben Fadime Demir, biyomedikal mühendisiyim. Nevasoft'un kurucu ortağıyım. Yaklaşık 2 yıldır Nevasoft'ta yazılım geliştirici ve proje yöneticisi olarak görev alıyorum. Bugüne kadar Founder Institute, Tok Mobilite gibi birçok hızlandırma programına kabul aldık. Bu programlarda alanında uzman isimlerden mentörlük desteği alarak ürünümüzü ve iş fikrimizi geliştirdik. Teknofest 2023 Ön Kuluçka Girişim Programı'na katılan 9 girişimden biri olduk. Girişimcilik alanında kapsamlı eğitimler alarak 150 bin liralık ödülün sahibi olduk. Fon Bulucu'nun desteğiyle düzenlenen yapay zeka yarışması gibi farklı girişim yarışmalarından dereceler elde ettik ve birçok ödül kazandık. Erciyes Teknopark ve Orhan Kalkınma Ajansı'nın düzenlediği Benim İşim Girişim yarışmasında en başarılı girişim seçildik. Merhabalar, ben Savaş Nehri. Nevasoft firmasının kurucu ortaklarından birisiyim. Firma içerisinde görevim teknik anlamda yazılımlar geliştirmek, web tabanında ve yapay zeka alanında katkılar sunmak. Rakiplerimiz genellikle mikroskop altında incelenen verileri hücresel olarak sınıflandırıp bunları görsel bir arayüzde gösteriyorlar. Ve bu doktor açısından yetersiz bir veri kaynağı sunuyor. Çünkü sadece mikroskopta incelenen veriler doktor tanı koymasında yeteri kadar fayda sağlamamakta. Çünkü 3 tane bizim ana verimiz bulunmakta. Sadece bu 3 tane veriden bir tanesini işleyip yapay zeka ile bunu sunuyorlar. Bizim buradaki faydamız ise şu şekilde olacak. Biz bu 3 veriyi de tam kan sayımından gelen sayısal verileri, mikroskoptan alınan hücresel görüntü verileri ve flow cytometry'den alınan grafiksel verileri yapay zeka ile işleyerek burada karar destek sistemi oluşturuyoruz. Ben
Profesör Doktor Ali Ünal, Erciyes Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı ve Kemik İliği Nakli Merkezi kurucusuyum. Yaklaşık 30 yıldır bu hizmeti yürütmekteyiz. Bizim projemiz şu anda sağlıkta yapay zeka üzerine ve hematolojik hastalıkların tanısında biz yapay zekayı kullanarak hastalara hem erken hem doğru tanıyı koymak hem de hastalara çok ucuz yöntemlerle teşhisi koyabilmektir. Tabii bu bize ne kazandırıyor? Birincisi doğru teşhis. Yani buradaki hücrelerin hepsini tanımlamak, daha sonra bir araya getirmek bilgileri ve bilgisayar ortamında da bunları yapay zeka ile bir araya getirerek biz doğru teşhisi koyuyoruz. İki, hızlı bir teşhis koyuyoruz. Yani iki tane sistemi bir araya getirip sonuçta gerçekten belki de günlerce sürecek bir analizi belki de bir gün içinde tamamlayıp o gün sonunda biz kliniğe, doktora hastanızın teşhisi şudur diye sunabileceğiz. Üçüncü önemli olan ise şu, bu sistemler gerçekten pahalı sistemler. Biz boyama sistemini cihazı yaparak, ikincisi bilgisayar, özellikle bilgisayar sistemiyle mikroskobu entegre ederek, otomatik mikroskop sistemiyle bu hücreleri tanıyarak, sonra da belki de flow sitometrinin değişik yöntemlerini bir araya getirerek çok daha ucuz bir sistemle, yapay zeka ile biz hematolojik hastalıkların tanısını koymayı hedefliyoruz. Bir diğer önemli şey de şu tabii, biz bir görüntüleme sistemiyle hematolojik hastalıklarda teşhis koyarken, lösemi teşhisi özellikle koyarken, diğer taraftan bu hücreleri aynı zamanda biz flow sitometriyle de inceliyoruz. Yani aynı anda, aynı gün hem görüntüleme yapıyoruz ve bilgisayar sistemi bunu okuyor, bu hücre şudur diyor, hem aynı zamanda flow sitometriyle de aynı hücreleri yine özellikle flow sitometriyle de inceleyip lazer sistemiyle de okuyarak bu hücrelerin ne olduğunu çok daha doğru şekilde teşhis ediyoruz. Yani bu yöntem şu anda kullanılmayan bir yöntem. İkisi farklı, ayrı ayrı kullanılan bir yöntemi biz bir araya getirerek çok daha doğru bir şekilde ve hızlı bir şekilde ve hatta bir günde hastanın hangi tip lösemi olduğunu, löseminin hangi türü olduğunu söyleyebileceğiz. Ve en önemlisi de tabii bu sistemin tüm hastanelerde kullanılabilecek şekilde daha ucuz olacak ve daha kullanılabilir ya da ulaşılabilir bir sistem olmasını sağlayacağız bu yaptığımız çalışmalarda. Bu yönüyle bu projemize eğer yatırım yapılırsa, bu projemize destek sağlanırsa, o zaman çok daha kolay, çok daha ucuz bir yöntemi tüm ülkemizin hastanelerinin hepsine yayma fırsatımız olacak ve bu şekilde yapılan bir sistemi de çok daha güzel pazarlama hakkımız olacak veya böyle bir sisteme ulaşma hakkımız olacak ve bu sisteme yatırım yapıldığı takdirde de gerçekten yatırımcılar çok büyük kar elde edecekler ve her yönden hem ülkemiz için, hem halkımız için, hem hastaneler için, hem de yatırımcılar için aslında çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki aşamada da ben yatırımcı desteğiyle, yatırımcılarımızın gücüyle de bu çalışmalarımızın çok daha güzel mesafe kaydedeceğine ve tüm ülkemize yayılacağına, tüm ülkemize bunu kazandıracağımıza, hatta uluslararası camiada da kabul gören, pazarlanabilen bir sistem olacağına inanıyorum ve bu inançtayım, başaracağımıza inanıyorum.